Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kıymetli basın mensuplarına da göstermiş oldukları ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Öncelikle 6 Şubat depremini ve 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen depremi hatırladığımızda Türkiye'nin yakın tarihinde çok önemli ve büyük travmalara sebep olmuş bu felaketi ve felaketin yaratmış olduğu kayıpları büyük bir saygıyla, rahmetle anıyorum. Diğer taraftan Ataşehir'imizi depreme dayanıklı, güvenli ve bilinçli bir ilçe yapabilmek için, bilinçli bir kent yapabilmek için nasıl çalışmalar sürdürdüğümüzü de sizinle bu basın açıklamasında paylaşmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi yapmış olduğumuz bütün araştırmalarda, saha çalışmalarında, bize gelen geri bildirimlerde en önemli gündemlerimizden ve birinci sırada yer alan gündemlerimizden biri deprem meselesi. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Bu konuda da göreve geldiğimiz ilk günden bugüne bütüncül bir eylem planı hazırlamak istiyoruz. Depreme karşı mücadele edemeyiz ama hazırlıklı olabiliriz diyoruz. Bu çerçevede Ataşehir'imizin İstanbul'a model olacak çalışmaları yapabilecek potansiyeli var. Biz de bu potansiyeli çalışma arkadaşlarımızla birlikte hayata geçiriyor olacağız. Birazdan Ataşehir'imizin potansiyelini sizlerle en ince ayrıntılarına kadar da paylaşıyor olacağım. Tabii ki bu noktada bizim paydaşlarımız var. Kim paydaşlarımız? İstanbul Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, yani AFAD bizim önemli paydaşlarımızdan biri. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da en önemli hassasiyetlerinden biri İstanbul'umuzun depreme hazırlıklı olması. Bu noktada da önemli paydaşlarımızdan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye'miz. Bu üç kurum koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şunu öncelikle vurgulamak isterim ki afet öncesinde yapılan hazırlıklar afetten ne kadar etkilenebileceğimizi belirleyen en kritik unsurlardan biri. Sağ tarafta bir tablomuz var. İlçe afet risk azaltma planı diye geçiyor. Sizlerin de ilgisine sunuyoruz. Aslında afet meselesi bir yandan da güçlü bir kriz yönetimi meselesi. Bu noktada veri hazırlamak, yapılacak incelemeler çok kritik bir yer tutuyor. Dikkat ettiyseniz yeni bir sloganımızla da karşınızdayız. Biz akıllı belediyecilik diyoruz. Akıllı belediyecilik noktasında da sizden aldığımız geri bildirimler, yapmış olduğumuz araştırmalar, incelemeler, dünyada evrensel ülkeler doğrultusunda yapılmış çalışmalar, literatüre geçmiş, kanıtlanmış çalışmalar ve bunların Ataşehir'e nasıl uygulanacağı üzerine bir çalışma hazırladık. Ve bunu aslında birinci kademe risk taraması olarak da bugün tamamlamış durumdayız. Ne yapıyoruz? Ataşehir'imizi mahalle mahalle, sokak sokak inceliyoruz. Bu incelemelerimizi yaparken de bir afet anında, deprem anında yolun kapanmasından tutun da yangın riskine karşı neler yapılabilir? İlk aşamada deprem riskinin en çok yaşandığı bölgelere kadar hepsinin en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz. Ve bu bilinçle ilçe düzeyinde risklerimizi minimuma indirecek çalışmalara öncelik veriyoruz. Ataşehir Belediyesi olarak bu anlamda öncü bir rol oynamak istiyoruz. Bu bulunduğumuz alanda geçtiğimiz aylarda İRAP, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı için vali yardımcılarımızla birlikte bir çalışma yaptık. Ve İstanbul'da ilk olarak Ataşehir Belediyesi birinci kademe risk taramasını tamamladı ve ikinci kademeye geçmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolünü hazırlıyor. Tabi bu arada bizim kentsel dönüşüm müdürlüğümüz de ikinci kademe bina risk tarama süreçleri için gerekli hazırlıklarını yapmış durumda. Bize başvuran arkadaşlarımızın, bize başvuran Ataşehir sakinlerinin risk taraması noktasındaki ihtiyaçlarında
en ince ayrıntısına kadar tamamlıyoruz. Amacımız bu protokol sürecini de en hızlı şekilde tamamlayıp sonrasında Ataşehir Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentsel dönüşüm süreçlerinin de Ataşehir'imizde hızlanmasını sağlamak. Burada bugün bu toplantıda bulunmamızın bir başka sebebi daha var kıymetli misafirlerimiz. O da deprem sonrası hayata geçireceğimiz arama kurtarma çalışmaları için çeşitli ihtiyaçlarımız var. Ve biz de seçim sürecinde şöyle bir vaatte bulunmuştuk. Mahallelerimizde deprem konteynerları yerleştireceğimizi, bu konteynerlarda arama kurtarma çalışmaları için bulunacağını. Bu çerçevede de Ataşehir'imizde öncelikle 3 parkımızda, bu parklarımız aynı zamanda deprem toplama alanları, 3 parkımızda yer alacak deprem konteynerlarında sizlere tanıtmak istedik. Hemen basın mensup arkadaşlarının arkasında yer alan konteynerlarımızı birazdan size tanıtıyor olacağız ve sonrasında da bunlar parklarımıza yerleştirilmek üzere arkadaşlarımız tarafından yerlerine götürülecekler. Biz istiyoruz ki Ataşehir komşularının can güvenliğini en üst düzeyde tutan bir belediyecilik anlayışı göstersin. Depreme karşı pilot bölge olarak belirlediğimiz parklara yerleştiriyor olacağız bu konteynerlarımızı. Ama en kısa zamanda 17 mahallemizdeki parklarımızda bu konteynerlarımız yer alıyor olacak. Ne var bu konteynerlarımızın içinde diye sorarsanız, bu konteynerlarımızın içinde depreme karşı ilk müdahalede ihtiyacımız olan ekipmanlarımız bulunuyor değerli arkadaşlarımız. Her konteynerde sağlık malzemelerinden battaniyelere, çadırdan jeneratöre kadar çeşitli kritik ekipmanlarımız duruyor. Toplantı sonrasında bu 3 konteynerimiz Barbaros Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'na, Mustafa Kemal Mahallemizdeki Deniz Gezmiş yeni adıyla Deprem Parkı'na ve Kayışdağ Mahallesi'nde de 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'na, Zeynep Özdemir Cumhuriyet Parkı'na yerleştiriyor olacaklar. Önümüzdeki günlerde biraz önce bahsettiğim gibi daha fazla İçinde bulunduğumuz bu alanı da sizlere tanıtmak isterim. Bahçemizde çeşitli araçlarımız var. Bu içinde bulunduğumuz alan 3600 metrekarenin üzerine kurulmuş, birçok ilçede bulunmayan donanım ve kapasiteye sahip ekipmanları olan afet koordinasyon merkezimiz. Bu merkezde helikopter pistimize kadar, deprem simülatörlerimizin olduğu bir tırımıza kadar arama kurtarma tasarruflarımızın yapıldığı alanlarımızın, aynı zamanda İstanbul'umuzda yine çok ilçede olmayan arama kurtarma köpeği eğitimlerimizin yapıldığı alanı da içinde bulunan yatakhanesi olan bir kompleks. Özellikle afet koordinasyonu için bütün imkanları içinde barındıran bir kompleks ve burada çalışma arkadaşlarımız şu an, onlar da bizimle birlikteler, burada bir tanıtımda yer alıyorlar. 7/24 nöbet sistemiyle bir çalışma sürdürüyorlar. Ayrıca merkezimizde arama kurtarma malzemeleri, deprem konteynerleri olası bir deprem anına, olası bir afet anına karşı da hazır bekliyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'nin neresinde bir afet olsa belediyesinin arama kurtarma ekibi olay yerine ilk ulaşan ve en önemli sorumluluğu alan ekiplerden biri. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizlerden bir alkış da istiyorum.
Belediyemizin aynı zamanda 3 adet arama kurtarma aracı var. Biraz önce bahsettiğim eğitim merkezimizde 2 arama kurtarma köpeğimiz var. Enkaz görüntüleme ve hassas dinleme cihazları ile ilçemizin afet hazırlığı konusundaki kararlılığını en güçlü şekilde yansıtıyoruz değerli arkadaşlarım. Ayrıca ilçemizin sınırları içinde 1.133.147 metrekare alana sahip 150 adet afet acil durum toplanma alanı bulunuyor. Hedefimiz acil durum ve afet toplanma alanlarını %50 oranında nüfusun üstüne çıkaracak bir kapasiteyi de hayata geçiriyor olmak. Bu arada seçim döneminden hatırlarsınız, bundan 4,5 ay öncesinde bir tahliye koridoru planımız da var. Bu tahliye koridoru planımızın içinde aynı zamanda da aslında bir boyutuyla sizlerin de bildiği yeşil koridorumuz, yeşil Ataşehir projemiz, bisiklet yollarımız da barınıyor. Burası aynı zamanda deprem toplanma alanlarına, deprem ya da çeşitli bir afet anında tahliye koridorlarına da izin veren bir projeyi de kendi içinde barındırıyor. Hedefimiz biraz önce de bahsettiğim gibi toplanma ve barınma alanlarının kapasitesinde en üst seviyeye çıkarmak. Bizler sadece bugünü düşünerek değil, aynı zamanda yarını düşünerek de hareket ediyoruz. Ataşehir'i daha güvenli, daha huzurlu bir ilçe haline getirmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte, bütün yönetici arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Ataşehir'imiz daha güvenli, daha huzurlu, vatandaşın başını yastığa koyduğunda rahatça uyuyabileceği bir ilçe olana kadar da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum ve saygılar, sevgiler sunuyorum. Aynı zamanda Himmet hocamız da bizi yalnız bırakmadı. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çok kıymetli hocalarından biri. Aynı zamanda deprem konusunda Türkiye'de duayen isimlerden biri. Bizi depreme hazırlık sürecinde yalnız bırakmıyor. Önümüzdeki günlerde de ismini Ataşehir'de çok duyuyor olacaksınız. Kendisine bugün burada olduğu için bize süreçteki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.